dekorasyonun vazgeçilmezlerinden biri olan mumlar. En trend mum çeşitlerini sizler için araştırdım. Ev dekorasyonu deyince aklınıza mobilyalar, perdeler, avizeler gelmesin. Seçtiğimiz objeler de çok önemli. Mum da bunlardan bir tanesi. Bakalım bu sezon mumda hangileri trendmiş? Gülistan Hanım'dan öğreneceğiz. Nasılsınız Gülistan Hanım? Teşekkürler, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Biz de çok iyiyiz. Siz kendiniz mi yapıyorsunuz mumları? Tasarımlar bana ait. Ekip işi. Atölyemizde kendimiz yapıyoruz. Mum çok şekil değiştirdi. El çalışmaları, aromaterapik mumlar, işte çiçek kokuları, baharatlı kokular, meyve kokuları. Şimdi günümüzde artık evimizin en güzel köşelerinde yer almayı hak ediyor mumlar. Mumlar işte ev dekorasyonunda aslında antik çağda daha çok ayinlerde ev aydınlatması ve ayinlerde çok kullanılırmış. Ama hala şimdi daha birçok kültürde görüyoruz. Var, hatta evet. Şu mumların daha ince olanlarını değil evet, mi? Var, var. Evet, kilise mumları, evet. Adak mumları diye geçiyor onlar. Mum romantizmin en sessiz ışığıdır. Değil mi? Çok yani, güzel. Evet. Bir de mum enerjidir. Yani mumu kullanmak bir enerji verir. Burada büyük mumlar görüyoruz. Bunları özellikle evlerimizde şurada yukarıda da var bakın. Onlar bunları el çalışması mı? Yani. Öyle mi? Evet. Onların yapımı nasıl oluyor? Onlar da özeldir ama her bir tanesi 3 günde 4 günde imal ediliyor. Şurada kuşlar da görüyorum ben. Bunları bir kalıptan mı çıkartıyorsunuz Gülistan Hanım? Evet, kalıptan çıkarıyoruz ama daha sonra şekil veriyoruz. Elde çalışmalar oluyor üzerinde. Aslında hepsi çok, çok da güzel yanar. Çok güzel yanar. Zambak, vanilya, incir aslında hangisi size hitap ediyorsa değil mi o kokuyu tercih edebilirsiniz. Peki genelde müşterileriniz hangi kokuyu en çok satın alıyorlar? Vallahi hani o kişiye göre değişiyor. Mesela o incirdir. Çok güzel kokar. Gerçekten incir gerçekten gibidir. Öyle. İncirin sütü öz kokusudur. Bu da mesela nar sözüdür, nar köküdür. O da çok güzel bir kokudur. Gibi kokuyor. Bir de jelatin var üzerinde ama ona rağmen kokusunu alabiliyorum. Çok, çok yoğundu. Evet. Bunun özelliği nedir? Hamam tası. Mimarlar çok kullanırlar ev dekorasyonunda. Ama evler de çok alır ve yurt dışına müşterilerimiz çok kullanır. Beraberinde götürürler yurt dışına. Evet. Top mumlar. Çok güzel yanar, içten yanar. Şöyle bir 9-10 çapında yer açarak çevreden ışık efekt verir. Çok güzel ışığı vardır bunların. Gülistan Hanım, bir mum alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ben şuna çok önem veriyorum. Ucuz mum almayacaksınız. Yani mumun kalitesi, yanması, fitili, boyası. Mesela dıştan boyamalar yapılıyor çok. Bizde öyle değildir. Hamuruna boya katılır. Her şeyi imalatçısından, yapımcısından alırsanız sonra geri dönüşümünüz de oluyor. Yani sorun yaşadığınız bir şey oldu, getiriyorsunuz, biz problemi hallediyoruz. Bu desen de her yerde görüyoruz. Evet, damalı. Aslında damalı, damalı desenler. Bunlar da genelde siyah. Çok şık, evlerde çok kullanılıyor. Evlerde çok hoş durabilir. Burada da bakın böyle bir sürü narlar var. Bunlar da genelde biliyorsunuz evinizin bereketi anlamına geliyor. Evet. Ve obje olarak da her yerde görüyoruz bunları. Bunun da mum şekli. Aynı zamanda yakarak da kullanabilirsiniz. Daha güzel bir enerji haline gelecektir evet, diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Evet.
Peki bir mumun, kaliteli bir mum almak istiyorsak eğer Gülistan Hanım, ne kadar para vermemiz gerekiyor? Valla mesela örneğin bunların fiyatı 60 liradır. Ama hani böyle 20 lira, 10 lira, 30 liralık mumsa bilemiyorum. Onu düşünmeniz gerekir. Peki diyelim ki şöyle bir mum seti almak istedik şu şekilde. Bunların fiyatı nedir? Onlar da sedefli, dokuları sedeftir. Kırmızı sedefli mumlardır. 60'dan başlıyor. Teşekkür ediyorum ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de ev dekorasyonunuzu mumlarla tamamlayıp keyifli ortamlar haline getirebilirsiniz. Başka bir konuyla görüşmek üzere.